Selamlar. Yine oldukça keyifli bir video ile karşınızdayım. Kanalı açtım 2019 dönemlerinde Britney için çektiğim videolarda amacım sadece farkındalık yaratmak, yok edilmeye çalışılan bir stardan öte 30'larındaki bir kadının hayatına dair bilinç yaratmak ve bu yönde bir uyanış yaratabilmek adınaydı. O kadar uzun ve o kadar zorlu süreçlerden geçtik ki bugün geldiğimiz noktada kolektif enerjinin bir nevi sonucunu alıyoruz. Yani uzun zamandır deliler gibi özgürlük mücadelesi veren Britney bugün içinde bulunduğumuz günlerde en mutlu dönemlerinden birini yaşıyor. Biliyorsunuz ki Britney geçtiğimiz günlerde bir dünya evine girdi ve düğün son yılların en görkemli ve en gösterişli düğünlerinden biriydi. Asla bir araya gelemeyecek isimlerin bir araya geldikleri, inanılmaz şeylerin yaşandığı ve Britney adının geçtiği noktada herhangi bir olay olmaksızın bu gecede de küçük küçük sevimsiz olayların yaşandığı bu muazzam düğünün detaylarına sizlerle daha yakından bakalım istiyorum. Malumunuz yaz geldi. Bu sebepten dolayı abur cuburları bırakıyoruz. Çünkü sahil vücutları asla abur cuburu kabul etmez. Bundan dolayı ice coffee'leriniz hazırsa videoyu başlatıyorum. Britney ve kocası Sam'in hikayesi 2016 yılında başlamıştı. Britney yayınladığı son albüm olan Glory'nin ikinci müzik videosu Slumber Party için bir kas arayışındaydı. Ekibi ile o dönemlerde Hollywood'da son derece amatör seviyelerde modellik ve oyunculuk yapıp kendine bir kariyer oluşturmaya çalışan 94 doğumlu ve İran kökenli olan Sam Asghari Britney tarafından seçilerek video klibe dahil edilmişti. Günler süren müzik videosu çekimlerinde Sam ve Britney çok iyi anlaşmışlar ve iletişimleri Vasilik ekibine rağmen oldukça keyifli ilerlemişti. Çekimler sonlandıktan sonra iletişimlerine devam etmek isteyen ikili birbirlerinin numaralarını aldılar ve bir süre daha arkadaşlıklarına devam ettiler. Ve çok kısa süre içerisinde 2016 yılının ortalarında ikilinin arkadaşlıktan sevgililiğe evrildiklerini öğrendik. Sam için pek çok insanın kafasında çeşitli soru işaretleri varken birçok insan da Sam'in Britney için motivasyon kaynağı olduğunu düşünüyorlar. İnsanların bir kısmı Sam'in bu süreçte Britney'den faydalandığını, adını duyurmak ve kariyer oluşturmak için Britney ile ilişki yaşadığını düşünürken bir kesim insan da Britney'e iyi geldiği için Sam'in Britney için doğru bir insan olduğunu düşünüyorlardı. 2002 yılından bu yana Britney'i takip edip tüm hayatına hakim olan ben ise İlk defa Britney'nin bir erkek arkadaşı hakkında nötr hisler beslediğimi söyleyebilirim. Her daim Britney'nin hayatını yakından takip ettiğim için 2016'dan bu yana Sam'in Britney'e pek çok anlamda da iyi geldiğini söylemekte fayda var. Britney'nin hayatını karartan babası, Vasilik ekibinin lideri ve beni bile tehdit eden adi Lou Taylor, kariyerinin gidişatını tamamen kötüye çeviren menajeri Larry Ruldop ve diğer pek çok tehlikeli insandan oluşan ekibiyle hem kariyerini hem de hayatını devam ettirmeye çalışırken Sam Britney için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Sahip olmadığı hastalıklara sahipmiş gibi gösterilip gereksiz onlarca ilaç içirilen ve bu ilaçların sonucu olarak sürekli ödem toplayan ve kilo alan vücudunu Sam'in spora çok fazla düşkün olması sebebiyle ona eşlik ederek sürekli fiziksel olarak aktif bir spor hayatı oturtmayı başardı ve Sam'den dolayı bu zorlu süreçlerde fiziğine her zaman olduğundan daha iyi bakacağı şekilde antrenmanlar yaptı. Tüm bunların dışında ise Sam Vasilik sürecinde de Britney'nin yanında olmuş ve Free Britney akımında fanlara destek vererek Britney'nin özgürlüğü için küçük de olsa mesajlar vermişti. Bir müzik videosunun setinde başlayan bu ilişki geçtiğimiz günlerde attıkları imza ile birlikte bir evlilik halini aldı. Şimdi ise sizi bu düğünün detaylarına yaklaştırmak istiyorum. Düğünden birkaç gün önce Britney'nin hayatının içine sıçan ve kadını aldatıp delirten adamlardan biri olan namı değer nafaka avcısı eski koca Kevin Federline, Britney'nin çocuklarının düğüne katılmayacaklarını ancak anneleri için çok mutlu olduklarını avukatı aracılığıyla duyurmuştu. Britney'nin çocukları yıllardır Britney'nin en büyük destekçileri ve en büyük motivasyon kaynakları. Onların sevindiğine ne kadar eminsem para avcısı ve yürüyen davlumbaz olarak nitelendirebileceğim Kevin Federline'ın da bir o kadar mutsuz olduğuna eminim. Umarım bu düğünü ağlayarak günlüğüne yazmışsındır Kevin. Yine düğünden birkaç gün önce Britney'nin düğüne davet ettiği isimlerin listesinin bir kısmı internet ortamına sızmıştı. People dergisinin söylediklerine göre Britney kimlerin katılacağını tek başına karar verdi ve bu davetli listesinde özel hayatındaki arkadaşlarının yanı sıra Hollywood'dan da arkadaşları yer alıyordu. Bu listede yer alan isimler ise Lindsay Lohan, Miley Cyrus, Lady Gaga, Mariah Carey, Kate Hudson, Selena Gomez, Madonna ve Paris Hilton gibi Britney'nin özel hayatında da ilişkisi olduğu insanların isimleri yer alıyordu. Nitekim düğünden sonra da bu listenin gerçek olduğunu görmüş olduk. Ve 9 Haziran 2022 tarihinde çift resmi olarak evlendiler. Düğün büyük bir organizasyon şirketi tarafından tasarlandı ve hem ev sahipleri hem de konuklar için tüm detaylar düşünülmüş, oldukça keyifli detaylara sahipti. Düğün töreni gerçekleşmeden önce nikahın olacağı salona Sam ile birlikte yürüyen Britney, favori sanatçılarından biri olan Elvis Presley'nin Can't Help Falling in Love şarkısı eşliğinde yürüdüğü gelen
gelen bilgiler arasındaydı. Konutların karşısına Elvis şarkısı eşliğinde çıkan Britney, katılımcıların belirttiğine göre son derece etkileyici ve görkemli görünüyordu. Peri masalı gibi gerçekleşen bu törende Britney, 2000'li yılların başında tanıştığı ancak sonrasında birebir çok fazla görüşemese de sürekli iletişim halinde olduğu, vasilik süresince de kendine en çok destek sunan isimlerden biri olan moda tarihinin yaşayan efsanelerinden biri Donatella Versace'nin kendisi için özel olarak tasarladığı gelinliğini giymişti. Böylesi bir gecede son derece sade bir gelinlik tercih eden Britney, omuzları açık ve derin ve yırtmaçlı, iddiasız ama sadeliğiyle güzelliğini ortaya çıkartan bu Versace tasarımlı gelinliğiyle etrafına gülücükler saçıyordu. Ancak yıllardır sürekli farklı insanlar tarafından, özellikle eski sevgilileri ve eski eşleri tarafından sürekli manipüle edilen Britney, ne yazık ki düğün gününde de sevimsiz bir olayla karşılaşacaktı. Britney, 2004 yılında eski arkadaşı ve sevgilisi Jason Alexander'la sadece 55 saat süren bir evlilik yapmıştı. O dönemlerde bu evlilik için evliliğin nasıl bir şey olduğunu deneyimlemek için bunu yaptık açıklamaları yapmalarına rağmen Jason'ın içten içe büyük bir Britney takıntısı söz konusuydu ve o takıntı üzerinden 18 yıl geçmesine rağmen hala Jason'ın içinde yaşamaya devam ediyordu. Britney'nin ilk eşi Jason Alexander, Britney'nin evine gizlice baskın düzenledi ve dakikalarca evde gizli bir şekilde gezinerek Instagram hesabından canlı yayın açarak Britney'nin bu mutlu gününü kendince ifşalamak ve onun mutluluğuna gölge düşürmek için büyük bir çaba gösterdi. Hemen güvenlik görevlileri tarafından fark edilen Jason, yaka paça bir çöp poşeti gibi adeta dışarıya atıldı. Eski eşin 18 yıl sonra bile hala Britney ile uğraşması bambaşka bir tartışma konusu. Ancak Britney bu olaya rağmen sadece gecenin tadını çıkarmak odaklıydı. Gelelim gecenin detaylarına. Tüm katılımcılar karşısında nikahlarını kıyan ikili karşılıklı olarak yeminlerini etmiş ve bu törenden hemen sonra üzerlerini değiştirerek tüm katılımcılar ile dans pistinde eğlenmeye başlamışlardı. Geceye öyle büyük isimler katılmıştı ki son yıllarda yapılan ve ünlüler geçidi olan Met Gala bile bu denli bir sükse yaratamamıştı. Gecede Britney'nin yakın arkadaşları ve Sam'in ailesi dışında pop müziğin kraliçesi Madonna, hem gelinliğin tasarımcısı hem de arkadaşı olan Donatella Versace, 2007 yılında Britney ile gecelerin nabzını tutan Paris Hilton, Britney'nin varisi olarak gördüğü Selena Gomez ve Drew Barrymore yer alıyordu. Basına kapalı olarak gerçekleşen bu düğünün detaylarına da birkaç saat sonra ulaşmayı başardık. Dans pistinde buluşan bu büyük isimler ilk olarak Britney'nin ikonikleşen Toxic şarkısında dans ettiler. Selena Gomez, Madonna ve Paris Hilton ile pistte dans eden Britney etrafa gülücükler saçıyor ve kendisini çeken tüm kadrajlara pozitif enerjisini yansıtmayı başarıyordu. Ardından Madonna'nın ikonikleşen Like a Virgin şarkısında dans eden bu isimler gece boyunca şampanyalar eşliğinde inanılmaz keyifli ve bir o kadar da güzel zaman geçirmişlerdi. Adeta yıldızlar geçidi ve kolay kolay kimsenin toplayamayacağı ekibin bir araya geldiği bu düğün hem Amerika'da hem de tüm dünya çapında oldukça büyük bir ses getirmişti. Son yıllarda benim en çok şikayetçi olduğum konuların başında Britney'nin berbat makyajı yer alıyor. İlkokul 5 öğrenci tadında makyajlar yapmaya çalışıp bunu asla beceremeyen Britney ne yazık ki bu kötü makyaj denemeleri sebebiyle her daim yaşından büyük gösteriyordu. Ancak Britney bu düğün için profesyonel bir make-up artistle anlaşmıştı ve bu makyaj artistinin kendisine yaptığı makyajla birlikte adeta parlıyordu. Britney doğru makyaj ile gerçek güzelliğini ortaya çıkartmış ve yaşından en az 10 yaş daha küçük görünüyordu. Tıpkı ilk düğünü Kevin Federline ile gerçekleşen törende olduğu gibi 20'lerindeki çıtır Britney tekrar karşımızda duruyordu. Bu da doğru makyajın bir kadın için ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi bence. Düğüne katılan efsanevi tasarımcı Donatella Versace, Britney'yi yıllar sonra tekrar mutlu görmenin paha biçilemez olduğunu ve bu düğünün asrın düğünü olduğunu söylediği bir paylaşım yaparak sosyal medya hesabı üzerinden Britney'yi kutlamıştı. Gelen bilgilere göre ise Britney ve Versace arkadaşlığı Britney'nin bundan sonraki tüm işlerinde büyük bir işbirliğine dönmüştü ve Britney bundan sonra karşımıza çıkacağı tüm kırmızı halı ve özel gecelerde çoğunlukla Donatella Versace tercih ederek onun tasarımlarıyla boy gösterecekti. 2000'li yılların sonunda Britney ile her gece partileyen ve bir noktada Britney'nin en yakın kız arkadaşı olan Hilton otellerinin varisi Paris Hilton, Britney'nin düğünü olacağı gece Amerika Birleşik Devleti Başkanı Joe Biden ve diğer dünya liderlerinin bir araya geldikleri bir yemekte DJ'lik yapmak için teklif aldığını ancak bu düğüne katılmak için bu teklifi reddettiğini söyleyerek şu açıklamayı yapmıştı. Bu düğün benim için çok daha önemliydi. Yürü be Paris, kararların da en az hayatın kadar ikonik.
Gece boyunca dans eden starlar, gecenin kapanışını ise belki de son yılların en ikonik görüntüsüyle yaptılar. Gecenin en büyük isimleri kameralar karşısına geçerek, Madonna'nın pek çok şarkısı gibi ikonikleşen Vogue şarkısının nakaratını söyleyerek, sadece birkaç saniyelik görüntüyle tarihe geçip son yılların en cool anını bizlere hediye etmişlerdi. Tören sona erdikten sonra ise Britney ve Sam özel araçlarına binerek büyük bir paparazzi ordusunu atlatmaya çalışsalar da bu pek mümkün olmamıştı tabii ki. Gecenin sonunda ise Madonna, Paris Hilton, Selena Gomez, Donatella Versace Britney için ne kadar mutlu olduklarının altını çizen pek çok paylaşım yapmışlardı. Bu düğün Versace'nin de bahsettiği gibi asrın düğünlerinden biriydi. Geçtiğimiz günlerde verilerini paylaşan Google, Britney'nin düğününün arama motorlarında inanılmaz bir ses getirdiğini söyleyerek 2 gün boyunca hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de tüm dünya çapında en çok arama yapılan şeyin Britney'nin düğünü olduğunu verileriyle birlikte ortaya koydu. Vasilik davası sonlanıp Britney'nin özgürlüğüne tamamen kavuşmasıyla birlikte ailesindeki herkesle iletişimini kestiği bilinen bir gerçekti. Düğünde de gördüğümüz üzere ne babası, ne annesi, ne kız kardeşi, ne de abisi Britney tarafından düğüne davet edilmemişti. Bu da Britney'nin tüm ailesini gerçekten sildiğinin ve hayatını mahvedenlerinin bir kısmının ailesi olduğunun göstergesi aslında. Yani diyeceğim o ki, kanalın en başlarından bu yana biz bu kadının kurtulması için totemler yaparken bugün geldiğimiz noktada ise Britney'nin mutluluğunu kutluyoruz. Kısa bir süre önce ne yazık ki düşük yaparak çocuğunu kaybetse de Britney tekrar küllerinden doğmuş ve sıkı sıkıya hayatına tutunmaya devam ediyordu. 2000'lerde dünyaya tek başına hükmeden bu kadın 2000'lerin sonunda kasıtlı olarak bitirilmeye çalışıldı. Bu çaba sonuç vermedi ve bu kez de 2010'lu yıllarda sessizleştirilerek pasifize edilmeye çalışıldı. Her daim medya tarafından linçlendi, eleştirildi, hakarete ve iftiraya maruz kaldı. Öleceği günün tarihleri üzerinden bahisler döndü. Aldatıldı, çocukları elinden alındı. Sahip olmadığı hastalıklarının teşhisi konuldu ve çoğu zaman yok sayıldı. Ancak Britney tüm bunlarla tek başına mücadele etti ve her zaman sanatına sarıldı. Bugün geldiğimiz noktada ise bu insanüstü olaylarla tek başına mücadele eden bir kadın ile karşı karşıyayız. Ama daha güzel olan bir şey varsa o da Britney'nin artık tamamen eskisi gibi mutlu olduğu ve yepyeni bir hayata başladığını görebiliyor olmamız. Britney'i bu kadar sevmemin en büyük sebebi her ne yaşarsa yaşasın ve her neyle mücadele ederse etsin asla ama asla zayıf bir karakter olmaması ve pes etmemesi. Ne yaşadıklarını dramatize etti ne de onu bitirmeye çalışan insanlara karşı pes etti. Tek başına hayatı boyunca herkesle savaştı ve bugün bu savaşının meyvelerini yemeye başladı. Yepyeni bir hayata başlayan bu kadın yakında yepyeni müziği ve yepyeni işleriyle karşımıza tekrar parıldamaya devam edecek. 1998 yılında müzik hayatına başlayan Britney zirveye çıktığı 2000'li yıllardan bu yana kiminle rakip gösterildiyse her birini ardında bırakarak 2020'lerde bile arama motorlarının zirvesinde olup tek bir hareketiyle medyayı çevresine toplayıp müziğiyle milyonlarca satış gerçekleştirip listelerin zirvesinde kalmayı başarabilen bir kadın. Bu mücadelesi benim için bir gurur ve aynı zamanda da büyük bir ilham kaynağı. Bunca şeyi konu aldığımız bu kanalda ise umuyorum ki yakın bir zaman içerisinde sizlerle Britney'nin yepyeni müziğiyle endüstriyi tekrar nasıl salladığına dair harika içeriklerde buluşabiliriz. Evet, bir Britney videosunun daha sonuna geldik. Gerçekten ben de oturup baktığımda kanalın başından bu yana nelerle mücadele ettiğimize ve geldiğimiz bu noktaya inanamıyorum. Kanalın abone sayısını baz alırsak 106 bin kişi ki izleyen kişi sayısı her zaman aboneden daha fazladır. Yüz binlerce insanın Britney'nin hayatının perde arkasıyla alakalı bilinçlenmesi konusunda birazcık olsun faydam olduysa ne mutlu bana. Umuyorum ki bundan sonra da bu kadının tekrar piyasayı salladığı müziğiyle birlikte çeşitli yeni içeriklerde buluşacağız. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Beni sevdiyseniz ve desteklemek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.